Ne oldu Dumu? Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Gel panzerim gel. Bak. Sabah panzeri bıraktım, dedim biraz dolaşsın. Gitmiş bilmiyorum. Nasıl yapmışsa bakın. Uzunu fena tutmuşlar. Zaten zindanla kavga etmişti. Orası herhalde şişmişti, bir şey yapmıştı. Artık bu kimle kavga etmişse tam orayı tutmuş. Parçalamış. Ben de sprey sıktım. Dedim iyileşsin ya. Şimdi havalar ısındı. Kurt murt kaparsa ne yani, biz yani mahvoluruz. Çünkü panzer de aynı dumanın huyu gibi. O da izin vermiyor. Spreye de izin vermiyor. İneğe de izin vermiyor. O da aşağıda. Çocuk bisiklet sürüyor. Duman ona gidiyor. Duman Bey. Yani bu sefer zindan suçu değildi bakın. Yani tutan sadece orayı tutmuş. Ya kesin bu tutmuştur da. O da öyle ora saldırınca oradaki yara patlamış. Artık yavaş yavaş karnı şişiyor. Yani bunları yapmaması lazım panzer hanımın. Ama panzer dinler mi? Yemin ederim var ya, erkek dişi fark etmiyor onun için. Yani gidiyor. Gel. Ben hala iyileşemedim bir türlü. Hani kaç gündür bu eziyeti çekiyorum. Benim çok kötü bir huyum var. Ben böyle soğuk algınlığı geçirdiğim zaman çabuk iyileşemiyorum ya. Gel karabaş gel. Bakın ya. Yani burada böyle bununla baş kavga edebilecek dişiler yani yok. Ferdi'nin dişisi var. O da Ferdi'nin dişisi böyle ekip halinde. Ama bu belki de böyle erkek bir köpekle kavga etmiştir. Erkek köpek orasını tutmuştur. Özellikle o yukarıdaki ala bu onu pek sevmiyor. O aladan nefret ediyor. Belki de onu tutmuştur. O saldırmıştır panzere. Ateş Bey birkaç gündür bağlı, hala tam bağlanmaya alışmadı. Böyle tam alışınca bırakacağım. Şimdi bırakırsam daha alışmayacak. Yani alışmadan bırakırsam yine aynı başa döneriz. Ya bakın ya. Köpek tutmuşsa orasından tutmuş, daha bırakmamış belli yani. Sadece bir orada yani iz var.
ateş. Ateş felaket olacak. Yemin ediyorum var ya, ateş böyle nasıl zincirle bile geçinemiyor yani. Yani şu an böyle nasıl diyeyimse, gerçekten duman gelse bile bunu böyle tutsa yani dumana karşılık verir. O derece. Ateş hiçbir köpeğe eyvallah yok. Pars Bey. Karbaş Efendi nereye gitti hocam? Hastayım. Fazla gezemiyorum. Dışarı çıkamıyorum. Köpekleri de ulaştıramıyorum. Zindan Hanım. Zindan Hanım. Bir ara tamam, bu kazandadır dedik. Artık tamamdır dedik. Ama bakın, yaklaşık bir 15 gündür hiçbir şey yok. Yani panzerin kazanı geçti. Zindanın da kızan yalanı bitti. Öyle mi zindan? He zindan. Bu sefer zindan doğum yapsın. Aynı onun gibi bir tane dişi kendime ayıracağım. Yani ben boşuna bugüne kadar zindanın kızlarından kendini almıyorum. Çünkü zindan gibi bir dişi inanın yok. Yemin ediyorum şu an var ya, zindan benim için yani altından daha değerli. Yani zindan, yani duman hariç buradaki bütün köpeklerimden daha değerli, daha kaliteli. Ki zaten onun için böyle dişlerim az, böyle seçecek yani, seçerek alıyorum. Diyorum hani alacağım dişi böyle her yönüyle dört dörtlük olacak. Kurda da gidecek, koyuna da gidecek, köpeğe de gidecek. Yani her şeyle dört dörtlük olacak. Panzer de öyle. Yani panzer bak. Yani zaten özellikle gözleri, yüzü, siması ya aşırı kurda benziyor. Yani aşırı derecede kurtlara benziyor. Yani eğer kulağını kesmeseydik, yani ben de dün kesmeseydik. Kesmeseler, yani dik tutsa hani diyeceğiz bu kurttur. Bu derece benziyor. Zindan. Seni manyak, seni. Zindan vallahi ben çok hastayım zindan. Hiç halim yok. Bakın mesela zindanın gözleri böyle kahveye yakın. Gerçi bütün köpeklerin öyle. Dumu. Dumu senin gözlerin ne renk? Dumu bakalım, Dumu. Dumu, Dumu'nun gözleri de aynı zindanınki. Bak. Bak her tarafı yara bere içinde. Yani daha dumanı ben bir kere böyle sapasağlam görmemişim. Yani her zaman bir yarası vardır. Ama bakın panzerin gözlerine bakın, sarı. Çok değişik. Sarıya kaçıyor. Teşo. Teşo gözleri manyak Teşo. O da dumanınki gibi. Evet, bizim yavrular bağırıyor, ben onları biraz dışarı çıkartacağım şimdi. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.